sizi gerçekleştirdiği özgür kılacak. Haleluya. Rab iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Rabbin sevgisi asla son bulmaz. Evet kardeşler, Rabbin evinde Rab'be övgüler sunuyoruz. Tanrı'ya tüm iyilikleri için minnettarız ve bugün Tanrı'ya şükrediyoruz, ona tapınıyoruz ve ilan ediyoruz. İsa Mesih bizim kurtarıcımız, Rabbimiz, Efendimiz'dir. Bütün çağlar boyunca övülmeye layık olan tek bir ad var taht üzerine oturan. Onun adı İsa Mesih'tir. Alfa Omega, başlangıç ve son, imanımızın öncüsü, aynı zamanda tamamlayıcısı. Bu yüzden bütün övgüler, bütün yücelik İsa Mesih'e gitmesi gerekiyor. Çünkü bize sonsuz bir yaşam armağan etti. Tüm günahlarımız bağışlandı Mesih'te. Bu yüzden biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak? Biz İsa Mesih'e övgüler sunmayacağız da kim sunacak? Bu yüzden bugün kardeşler beraberce İsa Mesih'e hamdlar sunuyoruz, övgüler sunuyoruz. Bize vermiş olduğu sözle anlatılamaz, tarif edilemez armağanı için henüz her şeyi görmedik. Tanrı'ya tapınıyoruz, Göksel Baba'ya övgüler sunuyoruz, oğlu İsa Mesih için ve aynı zamanda Kutsal Ruh aramızda olduğu için, İsa Mesih bizi öksüz bırakmadığı için, bu dünyadayken her an bizlerle birlikte olduğu için Tanrımıza övgüler sunuyoruz, onu yüceltiyoruz. Amin. Ne tür bir zenginliğe sahip olduğumuzun farkında olmalıyız kardeşler. Bu çok önemli. Çünkü bir kişi İsa Mesih'i seçtiği an dünyanın en zengin adamı oluyor. Tekrar ediyorum. Bir kimse İsa Mesih'i seçtiği an o kimse dünyanın en zengin adamı oluyor. Dünyanın tüm zenginlikleri geçici. Hiçbiri kalıcı değil. Bütün insanlar dünyaya gelirken bir bebek olarak geliyor hiçbir şeye sahip olmadan ve dünyadan ayrılırken aynı şekilde buradan dünyadan hiçbir şey götüremiyor. Ne kadar servet biriktirirse biriktirsin, ne kadar başarılara imza atarsa atsın hiçbir şey götüremiyor. Ama biliyor musunuz? Kalıcı bir zenginlik var götürebileceğiniz. Hiç kimsenin alamayacağı, hiçbir hırsızın haydutun çalamayacağı, gasp edemeyeceği kalıcı bir zenginlik var. O zenginliğe bizler İsa Mesih'e iman ettiğimiz gün kavuştuk. Bu yüzden dünyanın en zengin insanlarına bakıyorum şu anda. Siz de aynı şekilde. Çünkü Mesih de müthiş bir zenginliğe sahibiz. Hiçbir insanın akıl erdiremeyeceği müthiş bir zenginliğe sahibiz. İsa Mesih'e iman ettiğimiz an Göksel Baba bizi her ruhsal kutsamayla, her zenginlikle kutsadı. Her neye sahipse Tanrı, Tanrı'nın kaynakları zenginliği sınırsız anlatılamaz kardeşler. Bizleri hak etmezken ona iman ettiğimiz için oğlu İsa Mesih aracılığıyla mirasa ortak etti. Sizler mirasçılarsınız, bizler mirasçılarız kardeşler ve müthiş bir mirasımız var. Miras insanları çok sevindirir. Bazen duyarız, bazen haberlerde duyarız. Beklemedik bir miras çıkar, bir insan çok sevinir. Özellikle insan fakirse mutluluğu çok daha büyüktür. Bizler fakirdik. Ruhsal olarak fakirdik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bir sürü şeyimiz olduğunu sanıyorduk. Diğer insanlar öyle sanıyor şu anda ama aslında hiçbir şeye sahip değiller. Bizler fakirdik ama bir gün bir haber duyduk. İsa Mesih'in haberini. İsa Mesih'e iman ettiğimizde bize müthiş bir servet, müthiş bir miras bırakıldığını öğrendik. Ve şu anda inanılmaz zenginliklere sahibiz kardeşler. Kalıcı zenginlikler geçici değil. Bugünkü bazı konumuz bununla ilişkili, bununla alakalı en büyük başarı. Bir insan yeryüzünde en büyük başarıya nasıl sahip olabilir? En büyük başarı nedir? Önce başarıyı tanımlayalım. Hatırlarsanız geçen hafta başarıyı bir şeyle biz kıyaslamıştık, hatırlıyor musunuz? Neydi? Mutluluk. Bence mutluluk yeryüzünde büyük bir başarı. Herkes mutlu olamıyor. Bazı insanlar şuna sahip, buna sahip ama mutluluğa bir türlü sahip olamıyorlar. Kutsal Kitap bundan bahsediyor. Tanrı armağanı diyor mutluluk için. Mutluluğun kaynağında Tanrı var ve Tanrı hoşnut olduğu insanlara mutluluğu veriyor. Bu arada Tanrı herkese mutluluk vermek istiyor ama insanların Tanrı'ya gitmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Mutluluğun kaynağı sonuçta Tanrı. Tanrı herkesin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluk Tanrı'dan bir armağan. Diyor ki bu yaşamı temiz yürekli yaşa mutlu ol diyor Vahiy Kitabı.
Bu Tanrı'nın sana bir armağandır diyor. Dünyada bir sürü işle meşgul olacaksın diyor. Ama diyor en büyük şey, en büyük ayrıcalık yeryüzünde yaşarken temiz bir yürekle yaşam yaşamak, Tanrı'yı tanımak ve mutlu olmak. Tanrı'yı tanıyan kişi mutludur. Altını çiziyorum, bunu tekrar söylüyorum. Tanrı'yı bir kişi tanıyorsa o kimse mutludur. Tanrı'yı tanımadan insanlar gerçek anlamda mutlu olamazlar. Bu yüzden mutlu olmak için mutluluğun kaynağı olan Tanrı ile tanışmak gerekiyor. Mezmurlar ne güzel söylüyor. Tadın da görün diyor. Rab ne iyidir. Tattığınız zaman Tanrı'yı mutlu olursunuz. Çünkü çok iyi Tanrı. Tanrı'yı tattığınız zaman, onunla tanıştığınız zaman gerçek anlamda mutlu olmaya başlarsınız. Başarı mutlulukla çok yakından ilişkili. Birçok insan maalesef mutlu değil. İnsanlar başarılı diye tarif ediliyor ama iç dünyalarına girdiğinde insanlar gerçekten çok başarısız. Niye? Mutluluğa sahip değiller. Bugün bazı oyuncular var yeryüzünde. Bir sürü şeye sahip ama insanlar, bu oyuncular intihar ediyor. Yaşamlarından vazgeçiyor. Yaşamda anlam olmadan yaşam sürdürülemez derler. Gerçekten de yaşamda anlam olmak zorunda. Bu insanların pek çok şeyi var materyal olarak ama anlam yok. Ve anlam mutlulukla ilgili. Ve mutluluk Tanrı. Tanrı'yı tanırsanız mutlu olursunuz. Tanrı'ya bakarsanız keder, hüzün sizden kaçar. Bununla ilgili ayet var. Tanrı'ya yaklaşırsanız, eğer yaşamınızda keder varsa, anlamsızlık varsa, umutsuzluk varsa, karamsarlık varsa, Tanrı'ya yaklaştığınızda tüm bunlar ne yapıyor? Sizden kaçıyor. Tanrı huzurunda umutsuzluğa yer yok. Umutsuzluk tutunamaz, hayatta kalamaz. Tanrı huzurunda kedere yer yok. Çünkü Tanrı huzurunda sevinç var, bitmeyen. Kutsal ruhta sevinç Tanrı egemenliğinde. Eğer Tanrı'ya geliyorsan, Tanrı'ya bakıyorsan sevinmeden edemezsin. Tanrı'da sevinç var. Eğer yaşamında bir rahatsızlık varsa, hastalık varsa Tanrı huzurunda hastalık duramaz. Tanrı'da şifa var. Tanrı'da bütün sorunların yanıtı var. Tanrı'nın huzuruna geldiğinizde, Tanrı'yla zaman geçirdiğiniz, ona baktığınızda bütün sorunlar sizden kaçar. Tanrı yalnızca çözümler sağlar. Tanrı ışıktır. Buradan da şunu biliyoruz. Başarı mutlulukla çok yakından ilgili. Birçok insan maalesef başarıyı materyal dünya ile ilişkilendiriyor. Diyor ki şunları başarırsan diyor, şu noktaya gelirsen diyor, sen başarılı bir insansın diyor. Seni dünya başarılı sayar. Ama gerçekten böyle değil. Kutsal kitapta bununla ilgili ilginç hikayeler var. Gelin bunlardan ilkine bakalım. Bölümün başlığı çok enteresan. Hoş bir başlık. Zengin budala. Başlık bu şekilde. Ayetler, okuyacağım ayetler Luka 12. bölüm 16. ayetlerden okuyorum. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İsa bir benzetme anlatıyorsa kulağınızı açmanız gerekiyor. Çünkü çok derin sırlar, bilgelik sözleri paylaşacak. Bizim anlayabileceğimiz dille. Ama İsa'yı anlayabilmek için yüreklerin alçak gönüllü olması gerekiyor. İsa'nın mesajı kibir olduğunda anlaşılmaz. Kibir maalesef İsa'nın mesajını gölgeler. Bu yüzden yürekler çocuklar gibi olduğunda İsa Mesih'in benzetmelerini dinlemek için fırsat kollamanız gerekiyor. Çünkü benzetmelerde müthiş şeyler var bizlere açıklanmak istenen. İsa benzetmelerle konuşmaya başlıyor. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Bu adamcağızın büyük bir derdi var. Adam zengin, daha da zenginleşti. Daha da zenginleşince insanların daha mutlu ve daha rahatlaması gerekiyor değil mi? Ama adam daha da dertlendi. Bu çok enteresandır. Bugün yeryüzünde kendini zengin sanan insanlarla biraz zaman geçirirseniz, konuşursanız yaşamlarına pek çok sorunlu olduğunu görürsünüz. Huzur denen şey zenginlikten kaçar. Çok enteresan. Neden biliyor musunuz? Sorun zenginlikte değil. Sorun neye tabi olduğunuzda. Genelde bu tür zengin insanlar paraya tabilerdir. Ve yaşamlarında en üst yeri, en üst değeri paraya göre değerlendirirler, paraya verirler. Ve paranın doğası gereği, paranın önünde, demin bahsettim ya, Tanrı huzurunda ne vardı? Esenlik vardı, huzur vardı, sevinç vardı. Paranın huzurunda esenlik, huzur, sevinç duramaz. Eğer paraya tapınırsanız, paraya Tanrı gibi değer verirseniz, bütün yaşamınızı paraya göre ayarlarsanız, düzenlerseniz, para size sürekli dert getirecektir. Bela getirecektir. Sorun çıkartacaktır. Bazen duyuyoruz, burada bir iş adamı var diyoruz, vurulmuş, öldürülmüş diyoruz. Kimin öldürdüğü belli değil. Bu adamların güvenli olması lazım, bu kadar parası var. Huzurlu olması lazım. Ne huzur var, ne de güvenlik var. Kargaşa var, problemler var. Ve burada bir adam var, zengin bir adam. Dünyanın gözünde başarılı bir adam.
Bu adam o yıl tohum ekti, ambarları vardı, ektiğinin çok katını topladı. Çok fazla ürün var. Dünya bu adam için ne diyor şimdi? Başarılı bir adam. Ekti ve bol bol biçti. Sanki tohumu kendi yaratmış gibi. Kaynak kendisiymiş gibi. Zenginlikte aynı zamanda kibir vardır. Kibir de her insanın başına beladır. Her kimde kibir varsa, o insanın bırakın diğer insanlara çevresine zarar versin ki verir, asıl verdiği zarar kişinin kendisidir. Kibir insan doğasına uygun değildir Tanrı tasarımında. Bir bozukluktur, bir arızadır, problemdir. Ve her nerede bu arıza varsa sorun yaratır. Ve insanın kendisine kibir varsa o insan mutlu olamaz. O insana asla doymak bilmez. Çünkü kibirinden kaynaklı materyal şeylere tapmaktadır. Ve hiçbir zaman şükredemez. Şükredemediği için de mutlu olamaz. Minnet duygusu yoksa mutlu olamazsınız. Önce bahsettim. Tanrı'ya baktığınızda ne yapıyoruz? Mutlu oluyoruz. Niye? Tanrı'ya baktığımızda minnet duyuyoruz. Tanrı'nın neler yapmış olduğunu fark ediyoruz. İsa'nın bize ne vermiş olduğunu fark ediyoruz. Ve bunu fark ettiğinizde doğal bir şekilde Tanrı'ya minnet duyuyorsunuz. Minnettarsınız. Tanrı, ben yok olacaktım. Cehenneme gidecektim. Bu dünyada helak olacaktım. Gelecek dünyada sonsuz ölüme gidecektim. Ama sen beni kurtardın. Bunu fark ettiğinizde bütün sorunlar zaten bir yana. Tanrı'ya minnet duymaya başlıyorsunuz. Minnetle beraber mutluluk geliyor. Bu yüzden mutlu insan minnettar bir yüreğe sahip olan insandır. Ama bir insan paraya tabi ise, paraya göre yaşamını düzenliyorsa o insanın minnet duyması imkansızdır. Para buna izin vermez. Paranın doğasında mamon diğer adıyla bir puttur aslında. Paranın doğasında şükür yoktur. Hep daha fazla vardır. Ama daha fazla geldiğinde mutlu etmez. Başınıza daha çok bela açar. Bu adamın yaşamında bunu görüyoruz. Adam ne yapıyor? Ekiyor. Güzel bir problem gibi değil mi? Bakıldığı zaman böyle. O yıl ekiyor. Çok fazla topluyor. Toprak bol ürün veriyor. Düşünmüyor. Ürünü kim vermiş? Toprak vermiş. Tohumu kim vermiş? Tanrı vermiş. Adam şimdi dert ediyor. Ne yapacağım ben diyor. Okumaya devam edelim ayetleri. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünlerimi koyacak yerim yok diye düşündü. Adam çok dertli. Biz dertli değiliz. Bütün dertlerimizi, sorunlarımızı Tanrı'ya sunuyoruz, öyle değil mi? Paraya değil, paraya güvenmiyoruz. Tanrı'ya güveniyoruz. Tanrı'ya güvendiğimiz için de derdimiz yok, sıkıntımız yok. Hamdolsun. Ama bu insanların çok sıkıntısı var. Çünkü güvendikleri yalnızca sahip oldukları geçici zenginlik. Bugün var, yarın yok. Bu yüzden huzur nedir bilmiyorlar. Biz huzur biliyoruz. Akşam yatıyoruz, uyuyoruz. Bu adamlar uyuyamıyor. Acaba işler sarpa sararsa, çok zenginleştim, acaba kaybedersem, acaba biri çalarsa, acaba şu olursa, acaba bu olursa, huzurları yok. Neden? Çünkü tanrıları izin vermiyor. Tanrıları kim? Para. Paranın doğası bu şekilde. Paranın özellikleri bu şekilde. Para huzur veremez asla. Ve bu adam çok dertli. Bu dertli adamın biraz sonra çok daha büyük derdi ortaya çıkacak. Gelin okumaya devam edelim. Dertleri burada bitmiyor. Birçok insan aynı durumda. Bugün zenginim, zenginleştim diyor ama dertli, ama çok daha büyük dertler bekliyor onları. Bunun farkında değiller. Bu şekilde yaşamlarını sürdürürlerse. Sonra şöyle yapacağım dedi. Bir çözüm buldu kendince. İnsanlar hep kendince bir çözüm bulurlar. Ama hiçbir zaman kalıcı çözüm değildir eğer içinde Tanrı yoksa. İnsanlar her zaman çözümler bulur. Ama kalıcı çözüm değildir, tekrar ediyorum. İçinde Tanrı yoksa. Çözüm Tanrı'dan geliyor. İnsan hiçbir zaman sorunlara çözüm üretemez. Tanrı'nın dahil olması gerekiyor. Sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesi için. İnsan kalıcı barışı getiremiyor. Neden? Çünkü insani çözümler var. Tanrı yok. Tanrı bir gün kalıcı çözümü getirecek. Tanrı dahil olacak. Ne zaman? İsa geldiğinde. Bu yüzden yeryüzünde ne türden sorunlar olursa olsun, eğer Tanrı içine dahil olmuyorsa o sorunlar hiçbir zaman çözülemez. Bu adam bir çözüm üretiyor şu anda. Bir soruna kendisi çözüm üretiyor. Bakalım nasıl bir çözüm olacak. Şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Harika bir çözüm değil mi? Çok mantıklı. İnsan aklına uygun. Akla mantığa uygun. Çok iyi. Yıksın, daha büyüklerini yapsın. Kendime ey canım. Canına çok değer veriyor. Bütün insanlar canına çok değer verir. Ama cana değer vermek istiyorsanız, gerçek anlamda canınızı önemsiyorsanız, canınızı güven almanız gerekiyor. Canınızı kaybederseniz geride hiçbir şeyiniz kalmaz. Canı güvene almanın tek bir yolu var. Canı Tanrı'ya sunmak gerekiyor. Yaratıcıya sunmak gerekiyor. Sen yarattın, sen var ettin. Bu benim değil, sen bana verdiğin bir armağan olarak senin koruman lazım.
Ben koruyamam. Diğer insanlara zaten güvenmiyorum. Askerler koruyamaz, polisler koruyamaz, sevdiklerim koruyamaz. Hepsi sınırlı. Her an canım tehlikeyle karşı karşıya. Akıllı insan bunu düşünmesi lazım. Bilge insanın bunu düşünmesi lazım. Can nereden geldiyse canın güvenliğini ona teslim etmesi lazım. Ama maalesef pek çok insan bilge değil. İnsan aklına göre, insan mantığına göre akıllı, çözümler akıllıca görünüyor. Ama gerçek anlamda akıllıca değil. Sonuçları her zaman felaket. Çevreye bakın, dünyaya bakın. Hep sonuçları görüyoruz. Öyle değil mi? Bu adamcağızla bekleyen ciddi bir sorun var. Şimdi onu göreceğiz. Bir çözüm üretti. Tahıllarımı, mallarımı oraya yığacağım. Ay tekrar okuyorum. Şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya koyacağım. Kendime ey canım. Yıllarca yetecek kadar bol malım var. Yıllarca yetecek kadar. Ne kadar? Yıllarca yetecek kadar. Yıllarını güven altına aldığını sanıyor. Sahip olduğu materyallerle, zenginliklerle. Hiç kimsenin hayatı garantide değil. Eğer yaşamınızı, hayatınızı Tanrı'ya teslim etmiyorsanız hiçbir zaman güvende değil. Biz biliyoruz şu anda, bizim hayatımızı kimse bizden alamaz. İsa Mesih bunu söylüyor zaten. Neden? Çünkü Mesih'teyiz. Biz bu bedenden ayrılsak da kimse bizim hayatımızı alamaz. Diğer insanlar hayatlarını kaybediyor. Ama bizim hayatımızı kimse bizden alamaz. Artı Tanrı bizim koruyucumuz. Onun melekleri çevremizde. Bizim hayatımız, bizim canımız en güvenli yerde. Bu yüzden çok zenginsiniz. Kalıcı, sonsuz yaşama sahipsiniz. Sonsuz yaşamda müthiş değerlere sahipsiniz. Aynı zamanda bu dünyada yaşarken Tanrı'ya güvendiğiniz için, ona sırtınızı dayadığınız için, en sağlam yere sırtınızı dayadığınız için her zaman güvendesiniz. Zenginsiniz. Bu adam yıllarca hayatımı idare ettirecek diyor. Bunlara sahibim, güvendiğim ben sanıyor. Oysa kimse az sonra ne olacağını bilemez. Var mı kimse bilen kimse? Biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? Burada olsak da olmasak da bildiğimiz bir şey var. Rab'le beraber olacağız. Bu çok önemli. Tanrı'yla birlikte olacağız. Yaşamda olacağız. Ölümsüzüz. Sonsuz yaşama sahibiz. Tanrı'dayız. Hiçbir korkumuz yok, endişemiz yok, gerginliğimiz yok, stresimiz yok. Neden? Çünkü Tanrı'dayız. Güvendeyiz. Onda olduğumuz için. Nerede olacağımızı biliyoruz. Ama diğer insanlar nerede olacaklarını bilmiyorlar. Bu adam sanıyor ki yıllarca ben burada olacağım. Bakalım nerede olacak? Kendime ey canım tekrar okuyorum. Yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak. Ye iç. Yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Yaşamın tadını kimse çıkartamaz. Az önce bahsettim. İçinde Tanrı olmadan. Bu yüzden insanların yaşamları boş. Kuru. Bir sürü şey var görünen, ışıl ışıl görünüyor ama iç varlıkları karanlık. Işığı içeri alamıyorlar. Dışarıda her şey iyi görünüyor, kıyafetleri iyi görünüyor, oturdukları kaldıkları yerler iyi görünüyor ama akşam başlarına yastığa koyduklarında içleri hala zifiri karanlık. Böyle çok insan var. Bizler de bir zamanlar öyleydik. Ama şu anda nerede olursak olalım her yerde bizler ışıl ışılız. Neden? Çünkü ışık içimizde. Aydınlandık. Her yerimiz parlıyor. İçimiz dışımız. Bu en büyük zenginlik. Tanrı varlığı içimizde. Bu adam bunu söylüyor. Ben diyor eğleneceğim diyor. Keyfime bakacağım diyor. Bakın şimdi. 20. ayet, anahtar ayet ve büyük bir uyarı. Birçok insan için. Aslında bu ayetler çok sert ama Tanrı'nın merhameti. Yaşadığını sanan insanlara Tanrı buyruğu ve merhameti. Tanrı onları uyarmaya çalışıyor. Aklınızı başınıza toplayın diyor. Her şeye sahip olduğunuzu sanıyorsunuz diyor. Aynen Laodikya Kilisesi gibi. Ama hiçbir şeyiniz yok diyor. Zenginim, zenginleştim diyorsun diyor. Ama hiçbir şeye sahip değilsin diyor. İnsanlar gördüğünü sanıyor ama görmüyor. Görüşleri gerçekten kapalı. Bakın ayetler ne söylüyor. Ama Tanrı ona, ey akılsız dedi. Tanrı bir insanı akılsız diye tanımlıyorsa o insan gerçekten akılsızdır. Akıl diye bir şey yoktur yani. Bugün pek çok insan akıllı olduğunu sanıyor. Bırakın her şeyi Tanrı tanımlasın. Tanrı şaşmıyor. İnsanlar şaşıyor. İnsanlar yanlış tahminlerde bulunuyor. İnsanlar yanlış düşünebiliyor. Kötü niyetli olmasa da yanıldığını sonra fark ediyor. Aldatmışlar beni diyor. Ama aldatılmayan, yanılmayan tek bir varlık var. Tanrı. Bu yüzden bırakın Tanrı konuşsun, insanlar sussun. Ve Tanrı açık bir şekilde tarif etsin. Durumun ne olduğunu açığa, açıklığa kavuştursun.
Ve Tanrı burada diyor ki akılsız adam. Bu adam akılsız. Bu adam dünyanın gözünde başarılı, zengin bir iş adamı, varlıklı, dostları çok, ışıl ışıl bir yaşam var, önünde uzun bir ömür var. Dünya böyle sanıyor. Bu adam dünyanın gözünde başarılı bir adam. Ama az önce bahsettiğim en büyük başarı, bugünkü vaazın konusu, en büyük başarı Mesih'le tanışmaktır. Mesih'e iman etmektir. Mesih'e iman ettiğinizde kimse sizden daha başarılı olamaz. Çünkü Mesih'in sınırsız başarısı armağan olarak ona iman eden kişiye karşılıksız verilir. O kimse birdenbire müthiş bir zenginliğe kavuşur. Ve geçici değildir. 3-5 yıllık değildir. Ey canım zevk al 10 yıllık yemeğin var demez. Kalıcı, sınırsız, ölümsüz, müthiş bir zenginlik. Adam burada Tanrı konuşuyor. Ey akılsız diyor. Bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak? Wow. Burada çok büyük bir sorun var. İnsanların çözüm getiremeyeceği, ambarların çözüm olamayacağı, sevdiklerinin çözüm olamayacağı, eşinin dostunun çözüm sunamayacağı çok ciddi bir sorun var. Büyük bir sorun var. O sorun neymiş? Bugün insanlar her türlü sorunla yüzleşmeye hazır. Çözmeye çalışıyorlar, halletmeye çalışıyorlar. Ama bir sorun var ki çözümsüz. Ve çözümünde yalnızca Tanrı var. Neymiş o sorun? Ölüm. Canın kaybolması. Ve bugünkü anahtar ayetimiz, aslında paylaştığımız ayet, önemli bir ayet. Bakın Markus 8:36 ne söylüyor? İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa kendisine ne yararı var? Bütün dünyanın sahibi olabilirsiniz. Her şey sizin olabilir. Ülkeler sizin olabilir. Dünyanın sahibi olabilirsiniz. Dünyanın başındaki en büyük kral olabilirsiniz. Her şeyi yönetebilirsiniz. Ama bir soluk olduğunuz gerçeğini değiştirmez bu zenginlik. Az sonra her an, şu an her şeyi birdenbire kaybedebilirsiniz. Akıllı insanlar bunun farkında. Bu yüzden çözüme koşuyorlar. Çözüm kim? Tanrı. Akılsızlar bunun farkında değil. Daha çok mala dünyaya koşuyor. Ama az sonra her şey kaybolabilir. Bu adam daha sonra her şeyini kaybedecek. Can alınacak. Ne ambar kalacak, ne yeni ambar yapılacak, ne yeni buğdaylar koyulacak. Adam yok olacak. Her şeyini kaybedecek. Her şeyini. Bu çok önemli ya. Birazcık düşünmek lazım burada. Her şeyi kaybetmek ne demek? Dile kolay. Bir insan bir varlık. Evet bazı zenginliklerin var ama diğer tarafta her şeyini kaybedersen, yaşamını kaybedersen geriye hiçbir şeyin kalmayacak. Bu çok ciddi bir durum, çok ciddi bir sıkıntı. Bir insanın kaybedebileceği en büyük zenginlik, sonsuz yaşamını kaybetmesi, ebedi yaşamı kaybetmesi. Bizler ebedi yaşama sahip olduk, en büyük zenginliğe sahip olduk. Yeryüzünün en başarılı insanlarıyız. Neden en başarılı insanlarıyız? Çünkü Tanrı bizi başarılı kıldı. Başarılı olacaksın demedi. Evet olacağız zaten. Şu anda başarılıyız. Başarımız nerede saklı? Kimliğimizde. Hangi kimlikte? Mesih'teki kimliğimizde. Bir insan Mesih ile bütünleştiğinde, Mesih'e iman ettiğinde o insan yeryüzünün, evrenin en başarılı, en zeki, en akıllı, en bilge insan oluyor. Niye biliyor musunuz? Evrenin ve bütün ötesinin, göklerin ötesinin en bilge, en zengin, en başarılı kişisi, sahip olduğu zenginliği, tüm diplomaları, sahip olduğu bütün yetenekleri o kişiye aktarıyor karşılıksız olarak. Bundan daha büyük bir zenginlik yok. Mesih'teyseniz yeryüzünün en başarılı insanısınız. Yeryüzünün en akıllı insanısınız. Yeryüzündeki her şey gelip geçecek. Yeryüzündeki yönetimler, güç sahipleri, zenginler kaybolup gidecek. Hiçbir şeyleri kalmayacak. Ama sizin zenginliğiniz kalıcı bir şekilde kalacak sizlerle birlikte. İşte bu bir insanın sahip olabileceği en büyük zenginlik, en büyük başarı. Buradaki adam, akılsız adam o gece canını kaybedecek.
sahip olduğu her şeyi kaybedecek. Ama candan çok daha değerli bir şey var. Pardon, malı mülkünden çok daha değerli bir şey var. Bu adam evet ölmekle malını mülkünü kaybediyor. Birçok insan böyle sanıyor. Kaybedilen mal mülk değil. Mal mülk bir hiç. Kaybedilen can. Bu yüzden insan bütün dünyaya sahip olup da kendi canını kaybederse bunun ne yararı var diyor ayetlerde. Ne yararı var? Her şeye sahipsin. Az sonra öleceksen. Ne yararı var? Ne götürüyorsun? Kalıcı değil hiçbiri. Ve her şeyden öte canını kaybediyorsun. Bırak malı mülkü. Mal mülk bir hiç değil. Bugün bazı insanlar var canı yerinde değil. Bundan kaynaklı bas bas bağırıyor, haykırıyor. Canı yanıyor çünkü. Ben her şeyi vereceğim diyor. Yeter ki canım yanmasın diyor. Böbreğim ağrıyor diyor. Katlarım var vereceğim diyor. Kalbim çalışmıyor diyor. Evim var, malım var, vazgeçeceğim diyor. Canı yanıyor. İnsanın malı mülkü bir yana. Can en değerli varlık. Canın tam olması gerekiyor. Canı tam kılan ve güvende tutan tek bir varlık var. Canın sahibi Tanrı. Hiçbir yerde güvende değilsiniz. Hiç kimse güvendiğinizi sağlayamaz. Sağlayabilen tek biri var. Biz bu yüzden yeryüzünde en zengin, en onurlu insanlarız. Güvendeyiz, esenlikteyiz, başarılıyız. Başarılı olduğunuzun farkında olun. Ben başarılı olacağım sakın demeyin. Siz zaten başarılısınız. Olduğunuz kimliğinizi, asıl kimliğinizi fark edin. Ona göre yaşayın, yaşamınızı sürdürün. Bu yüzden son ayetlerde şunu söylüyor 21. ayet. Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katına zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Kendiniz için dünyayı biriktirebilirsiniz. Hedefler koyabilirsiniz. Şunları yapacağım, bunları başaracağım diyebilirsiniz. Eğer Tanrı katına zengin değilseniz, mesihte değilseniz, sonsuz yaşamınız yoksa hiçbir şeyiniz yok. Bu yüzden Tanrı'ya övgüler sunuyoruz. Bizler zenginiz, başarılıyız. Gelin beraberce ayağa kalkalım, Tanrı'ya övgüler sunalım. Göklerdeki kutsal baba, sana şükrediyoruz. Oğlun İsa Mesih için, en değerli hazine, kalıcı hazine için. Rab İsa, senin aracılığınla bu dünyada başarılıyız, güvendeyiz, esenlikteyiz, güçlüyüz, zaferliyiz, galiplerden de üstünüz. Sana övgüler sunuyoruz. Bu eşsiz zenginlik için, miras için, kaybolmayacak miras için sana övgüler sunuyoruz. Bunun farkında olarak yaşamlarımızı sürdürmek istiyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Özgür kalacak.